Onlar değerler takımı. Çocuklar onların dünya dışından geldiğini düşünüyor. Hatta bazıları onları uzaylı zannediyor. Ancak değerler takımı dünyanın varoluşundan beri bu topraklarda. Birçok bilgenin, tarihi kahramanların çocukluğunda yanlarında bulunarak değerlerimizle onlara destek oldular. Şimdi tüm çocuklara destek olmak, sorunlarını çözmek için görev başındalar. Onlar değerlerimizle dünyayı daha güzel hale getirmenin peşindeler. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Onları sadece destek isteyen çocuklar görebilir. Sorumlu, özden, sevgi, dürüst, adalet, saygılı, yardımsever, sabırlı. Annem ne kadar da çok yoruluyor. Onun bu durumuna çok üzülüyorum. Kardeşlerimin ağlamasına neden bu kadar duyarlı bir türlü çözemiyorum. Anneme yardım etmek istiyorum ama o bana ev işlerini yaptırmıyor. Anneciğim, sana yardım etmek istiyorum. Güzel kızım, sen oyununu oyna. Şimdi çok işim var. Sonra konuşuruz. Peki anne. Annem bu kadar yorulurken babam bu konuda neden duyarsız anlamıyorum. Merhaba Ayşe. Ayşe, sesimi duyuyor musun? Duyuyorum seni Sedef. Değerler takımı çoktan yola çıktı. Evimize varmak üzere. Sana yardımcı olacaklar ve bu sorunu çözecekler. Teşekkürler Sedef. Yoruldum. Ne kadar dağırmışsınız arkadaşlar. Benim yorulmama dayanamadın ve yardım etmek istedin. Tıpkı annenin durumuna üzüldüğün, onun bu kadar yorulmasına dayanamayıp yardım etmek istediğin gibi. Aa evet, siz nereden biliyorsunuz tüm bunları? Sedef zor durumda olan çocukları bize bildirir. Biz de onların sorunlarını çözeriz. Sedef durumundan bize bahsetti ve sana yardımcı olmak için buradayız. Annendeki fedakarlığa anlam verememiştin. Bunun tek bir açıklaması var. Anne sevgisi. Annenin durumuna çok üzülüyor ve ona yardım etmek istiyorsun. Üzülme, sevgi sana yardımcı olacak. Annen o kadar işin arasında kardeşlerinin ağlamasına dayanamıyor ve bu yüzden koşuşturuyor. Onları da senin gibi çok seviyor. Peki babam neden böyle davranıyor? Evde tüm bunları yaşanırken kılı kıpırdamıyor. O bizi sevmiyor mu? Asla öyle düşünme. Baban sadece sevgisini şu anda ifade edemiyor. Bazen yetişkinler günlük hayatta değerlerinden uzaklaşabiliyor, unutabiliyor. Bunu ona tekrar hatırlatmak senin elinde. Tamam ama babama bu konuyu nasıl anlatabilirim? Ne demiş Yunus Emre? Sevelim, sevilelim. Baba, baba, bana bak. Baba, baba. Babacığım, aslında sen beni ve aileni çok seviyorsun. O da nereden çıktı şimdi Ayşe? Sana çok seslendim. Bakmadın ama ben düşerken telefon değil beni yakaladın. Oysa ben seni dikkatini çekmeye çalışıyordum. Beni telefonundan daha çok sevdiğin için beni tuttun. İkizler ağladığında neden onlara hiç bakmıyorsun? Annem koşuştururken ona hiç yardım etmiyorsun. Ben de tam senin annemi ve ikizleri sevmediğini düşünüyordum. Ama şimdi ne kadar sevgi dolu biri olduğunu gösterdin. Akıllı kızım benim. Haklısın.
Bak Ayşe'cim, biz yetişkinler bazen hata yapabiliriz. Ben de telefona, televizyona dikkatimi verip anneni ve kardeşlerini ihmal etmiş olabilirim. Bu onları sevmediğim anlamına gelmez. Babacığım, o zaman anneme neden yardım etmiyorsun? Canım kızım, ben bulaşık, çamaşır ve yemek yapmaktan, ütüden hiç anlamam ki. Sanırım bu konularda beceriksizim. Annen bu işleri ben yaparım diyor. E bana da yapacak bir şey kalmıyor. Babanla ne konuştun? Hemen anlatır mısın Ayşe? Çok merak ettim. Sevgi, biraz sabretmelisin. Elbette anlatacak. Haklısın Sabır, özür dilerim. Sizin birbirinize olan bu saygınız en çok beni mutlu ediyor. Ama arkadaşlar, konuşmamızı kısa tutalım. Unutmayın, Ayşe'nin sorununu çözmek için buradayız. Daha bizi bekleyen yüzlerce, binlerce çocuk var. Onların da yardımına gitmeliyiz. Babam aslında annemin durumunun farkında ama ev işlerini oldukça beceriksizmiş. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Babacığım, çözüm buldum. Hadi kardeşlerimin yanına gidelim. Anlayamadım ama Ayşe. Peki, gidelim. Bak, seni görünce mutlu oldular. Onlar da seni çok seviyorlar. Hadi onlarla oyun oynayalım. Babacığım, bak onlara ilgi göstermemiz onları nasıl da mutlu ediyor. İkizlerle ilgilendiğinizi fark ettim. Size pasta yaptım. Seni çok seviyoruz canım annem benim. Sana yardım etmek istedik sadece. Sevgiyle dünya daha güzel. Herkes birbirine sevgisini göstermeli, iyi davranmalı. Haklısın kızım. Ben de sizi çok seviyorum, canım ailem. Ben hemen geliyorum. Hemen gidiyor musunuz? Size pasta getirecektim. Sorunumu çözdünüz, size çok teşekkür ederim. Sedef merkezinden bir çağrı aldık. Bir çocuğun daha yardımımıza ihtiyacı var. Gitmemiz lazım. Senin de yardıma ihtiyacın olduğunu da unutma. Değerler takımı hep yanında. Aklımdan hiç çıkarmayacağım. Sizi seviyorum. Güle güle gidin.